Çankırı'da kuvvetli rüzgar sebebiyle bir minaresi devrilen Bademlik Camii'nin tehlike arz eden diğer minaresinin kontrollü olarak yıkımına başlandı. 20 Nisan Cumartesi günü şiddetli fırtına nedeniyle yeni mahallede bulunan çifte minareli Bademlik Camii'nde bir minare yıkılmıştı. Tehlike arz eden diğer minarenin yıkım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Vinç yardımıyla çelik halatla bağlanan minarenin bölümler şeklinde alınacağı bildirildi. Minarenin kontrollü yıkımının 3 gün süreceği belirtiliyor. Çankırı Müftüsü Mehmet Şahin, minarenin yıkımının ardından camiyi ve Kur'an kursunun yeniden ibadete açılacağını söyledi. Geçen cumartesi günü ayın 20'sinde, Nisan'ın 20'sinde hava muhalefeti nedeniyle Çankırı Merkez Bademlik Cami minarelerimizden çift minarelerimizin birisi esen şiddetli rüzgar karşısında dayanamayıp yıkıldı. En büyük tesellimiz, şansımız caminin önü kavşak olmasına rağmen, dört yol olmasına rağmen ne bir can kaybı ne de bir araca denk gelmemesi bizim için çok büyük bir teselli oldu. Bu da Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu oldu. Diğer minaremizle ilgili Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüzün yapmış olduğu araştırma neticesinde, inceleme neticesinde bu minaremizin de yıkımına karar verildi. AFAD, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz, Çankırı Belediye'miz ve Sayın Valimizin de başkanlığında, onun tamamen idaresinde olmak üzere Sayın Valimizin de talimatlarıyla bugün itibariyle mevcut olan, yıkılmayan ama hasar alan minaremizi de bugün itibariyle yıkmaya başladık. Ekiplerimiz şu anda geldiler, çalışmaya başladılar. İnşallah 3-5 gün içerisinde yıkımını tamamlayıp camimizi şu an itibariyle ibadete kapalı, Kur'an kursumuz eğitime kapalı. Bu yıkım neticesinde inşallah camimizi ibadete açacağız. Kur'an kursumuzda eğitimini açacağız. Tabii cami çevresindeki binalarımız boşaltıldı. Yakın olan kardeşlerimiz yakınlarının yanında. Olmayanlar da AFAD'ın öncülüğünde, rehberliğinde otellerimizde yerleştirildi ve onların da ihtiyaçları gideriliyor AFAD tarafından. Şu anda herhangi bir aksaklık yok. Her şey sürecinde yürüyor. Minarelerimizin yapımı 79'da yapıldı ifade edildi. Tabii yaklaşık 45 yıllık bir zaman geçmiş, epeyce bir zaman geçmiş. Tabii o günün şartlarında belki hazır beton yoktu veya el karmasıyla betonlar atıldı. Tabii bir betonun da bir yapının da uzmanların söylemelerine göre 40-50 yıllık, 50 yıllık, 60 yıllık bir ömrü olduğu söyleniyor. Tabii bunun da etkisi var. Tabii o günün şartlarıyla yapılmış bir yapıydı. Tabii bu diğer şeylerde olmayacak diye bir şey yok. Ama şiddetli bir rüzgar karşısında böyle bir durumla karşı karşıya geldik. Cenab-ı Hak tekrarını göstermesin. Minarelerimizin yapılmasıyla ilgili de bu önemli tabii. Vatandaşlarımız da soruyorlar haklı olarak. Bu enkaz kaldırıldıktan sonra hemen projelerini çizdirip tekrar iki minare şeklinde ama camimizin ana kubbesine de uygun, estetiğine, statiğine uygun bir şekilde hemen yapımına başlayacağız inşallah. Bu noktada da vatandaşlarımızın da teveccühünü bekliyoruz.